Öncelikle şunu belirteyim. Yapacağım konuşmanın önemli dinleyicilerinden bir tanesi de benim. Ömrüm boyunca yaşadıklarımdan çıkarımların olmasına binaen anlatacaklarım ve söyleyeceklerim kendim için hatırlatıcı ve bir telkin niteliğindedir. Bugün karşınızda bir basketbolcu değil de eski basketbolcu, tabiri caizse erken yaşta emekli olmuş bir basketbolcu olarak duruyorum. 35 yaşına kadar her türlü oynarım dediğim basketbola 28 yaşında yaşadığım bir sakatlıktan dolayı veda ettim. Basketbol da bana veda etmiş olabilir, orası pek mühim değil. Kariyerim boyunca birçok sakatlık yaşadım aslında. Bunlara binaen tedavi süreçlerim oldu. Sakatlıktan döndükten sonra kötü performans gösterdiğim zamanlar oldu. Ama eninde sonunda ben yine o sahaya çıkıp kendimi göstermeye, tekrar basketbol oynama fırsatı buluyordum. 2018 yılında bu böyle olmadı. 2018 yılında Darüşşafaka Doğuş'un lisans sporcusuydum. Ve Euro Cup nezdinde çok ciddi bir kadro kurulmuştu. O takımının kaptanlığı sorumluluğu da bana verilmişti. Euro Cup'ın ne olduğunu bilmemiz açısından söylüyorum. Euro Cup, Avrupa düzeyinde kulüpler bazında en büyük ikinci kupa. Dediğim gibi gayet kimyası oturmuş bir takımda başarılı bir sezon geçiriyorduk. Ama bir önceki sezonda benim sol dizimde yavaş yavaş küçük ağrılarım olmaya başlamıştı. O sezon başında ağrılarım artmıştı. Ama ben o ağrıları iğnelerle, ağrı kesilerle tolere edebiliyordum. Çünkü takımın kaptanı olmanın bana vermiş olduğu bir sorumluluk vardı. Ve onun dışında o sezon Euro Cup'ı kazanacağımızın inancı beni aynı şekilde motive ediyordu. Sezon ortasına geldik, ağrılarım iyice arttı ve doktora gittik. Doktor artık ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve planımız sezon bittikten sonra ameliyat olmamdı. 2018 senesinde Euro Cup'ı kazandık. Takım kaptanı olarak o kupayı kaldırdım. Benim için çok değerli ve onur edici bir sezondu. Ve her şey planladığımız gibi gidiyordu. Sezon sonunda ameliyat olacaktım ki ameliyata gayet aşinayım. Çünkü o zamana kadar birçok sakatlık geçirdim. Saymam gerekirse alnım kırıldı, burnum kırıldı, elmacık kemiğim kırıldı, göğüs kafesim kırıldı ki bunu bana söylemediler. Göğüs kafesim kırık olarak oynadım. Menisküsüm yırtıldı, bileğim çıktı ki o çok trajiktir. En son bileğimi gördüğümde o da bana böyle bakıyordu. Bunu size burada izletmek isterdim ama o videoyu izleyince çok da aynı fikre tekrar devam etmedim. Çünkü en sonunda acıdan yerleri yumrukluyordum. Eğer çok merak ediniz varsa YouTube'a girip videoyu seyredebilir. Dediğim gibi ilk defa ameliyat olmuyordum. Bu zamana kadar bu sakatlıklara binen 3 defa ameliyat olmuştum. Ve bunun dışında farklı farklı tedaviler görmüştüm. O ameliyat da bunlardan biriydi benim için. Ameliyatımı oldum. Ameliyat bitti. Doktorun bana söylediği 6-8 aylık bir tedavi süreci var. Yani biz aslında öyle sanıyorduk. Bugün 60 ayın üzerindeyiz. Arkadaş pek tedaviye cevap vermedi. 20'li yaşların başında o gençliğin de verdiği enerjiyle beraber biraz kendisini biraz fazla hor kullanmış olacağım ki 28 yaşında aga ben iptal. Hani sen basketbolculuğu falan bırak. Hani oynama demiyorum oyna ama hani hobi olarak oyna şeklinde bir yaklaşım gösterdi. Ben de bu aralar sadece arkadaşlarımla beraber hobi olarak oynayabiliyorum. Ki oynadıktan sonra dizim balon balığı gibi şişmeye başlıyor. Şimdi şöyle düşünün, ben 14 yaşında hayatına basketbolun odak noktasını almış biriyim ve 28 yaşında basketbolu bırakmak zorunda kalacağım. Doktorların bir yandan böyle deneme tahtası haline gelmişim, her doktor farklı bir tedavi uyguluyor ve her doktor farklı cümlelerle benim motivasyonumu bozmaya başlıyor. Bu yüzden ben aynı zamanda psikolojik bir savaş içerisindeydim. Peki bu benim için hayır mıydı, şer miydi? Ya bunu bilemezdim değil mi? Ama yerimde oturup da bekleyemezdim. Bunun için çaba sarf etmeliydim ama bazen hayatınızda çaba sarf etmeden de hatta aksiyonla çaba sarf ettikçe de o hayır sizin ayağınıza gelebiliyor. Bunun örneklerinden bir tanesini ben küçükken yaşadım aslında. Şu an hamdolsun 2 metrenin üzerinde olan boyum küçükken de akranlarım arasında hep uzundu. Şu an hamdolsun diyorum ama gelin bir de siz onu ilkokul çağlarındaki Furkan'a sorun. Arkadaşlarımın acımasız lakaplarına maruz kalıyordum. Sınıfta her seferinde en arka sıraya atılıyordum. İstiklal Marşı'nı en arkadan okuyordum. Herkesi görüyordum, onda sorun yok. İstediğim kıyafetleri bulamıyordum. Ayakkabıcıya gidiyoruz. Ailemin hani nasıl bir mantığı var bilmiyorum ama şu şekilde yaklaşıyorlardı. Ya hanım, bu çocuğun ayaklar fazla büyüyor. Biz buna biraz küçük ayaklar alalım. Ondan sonra bunun ayaklarının büyümesi dursun. Yani tıbbi olarak bir karşılığı var mı bilmiyorum. Ama mantığı çözemedim. Hani ayak tamam, durdurdun onu da boyu ne yapacağız? Yani 40 numara ayak 2.8 boy mu? Yani burada bir oran orantı var. Rabbim en güzel şekilde yaratmış. Yani bunu niye bozmaya uğraşıyorsunuz?
Buna benzer sebeplerden ben uzun boyumdan çok da memnun değilim. Hatta küçüklük yaşımın verdiği o artık nasıl bir düşünce yapısıysa boyum kısalsın diye farklı farklı şeyler uyguluyordum. Bunları anlatıp size böyle saçma hikayeleri anlatıp vaktinizi çalmak istemiyorum. En basitini söyleyeceğim. Hepinizin evinde önceden bir eliptik aleti vardır. Annelerimiz alır ama asla kullanmaz. İşte ben o alete binip üstüne çıkarak Allah'ım boyum kısalt, Allah'ım boyum kısalt diye yalvarıyordum. Ama bu boyumun benim için hayatımda ve ömrümde gurur duyacağım bir meslek haline geleceğini bilmiyordum. Bilemezdim de. O yüzden burada benim şer olarak gördüğümün hayıra döneceğini bilmiyordum. Peki her seferinde bu şer dediğimiz şey bizim ayağımıza bu şekilde mi gelecekti? 2018'de benim için böyle olmadı. Ben yerimde oturup hayatımda bazı şeylerin güzelleşmesini bekleyemezdim. Bir çaba sarf etmeliydim, uğraş göstermeliydim. Zihnimi ve kalbimi diri tutup bunun için bir şeyler yapmalıydım. Aslında işin psikolojik yanı çok önemli. Çünkü bu durumda çok ağır bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ki ben öyle yaşadım. Ve o hayal kırıklığı bir yerden sonra sizin zihninizi kemirmeye başlıyor. Peki bundan nasıl sığınabiliriz? Küçük bir kısa anlatacağım. Aranızda bilenler vardır. Ben buradan bir çıkarım yaptım. Zamanında ticaretle de uğraşan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri talebeleri dersteyken dışarıdan bir adam geliyor. Diyor ki, ya imam gemilerim batmış. İmam-ı Azam şöyle küçük bir düşünüp elhamdülillah diyor ve dersine devam ediyor. Daha sonra aynı adam tekrardan geliyor ve bu sefer diyor ki, ya imam yanlış duymuşuz, batan gemiler senin değilmiş. İmam-ı Azam'ın cevabı aynı oluyor. Elhamdülillah. Tabi talebeleri bu duruma şahit olunca merak ediyorlar bu işin sırrı, hikmeti nedir? Soruyorlar, ya hocam diyorlar, hani önce size gemilerinizin battığı haberi geldi, elhamdülillah dediniz. Daha sonra batan gemilerin sizin olmadığını söylenince yine elhamdülillah dediniz. Hani bunun sırrı nedir? İmam-ı Azam durumu izah ediyor. Diyor ki, gemilerimin battığı habere gelince şöyle kalbime bir baktım. İçimde, kalbimde dünyalık bir şeyi kaybetmekten dolayı herhangi bir hüzün var mıydı? Olmadığını gördüm ve elhamdülillah dedim. Daha sonra batan gemilerin benim olmadığını öğrenince tekrardan kalbime baktım. Dünyalık bir şeyi kazanmaktan dolayı bir mutluluk yaşıyor muydum? Hayır. Ve bu yüzden yine elhamdülillah dedim. Rabbime, kalbime dünyalık bir sevgi koymadığı için şükrediyorum. Şimdi buradan ne çıkarabiliriz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani aramızda evliya yoksa bu şekilde ferasete basiret gösterebilecek biri maalesef aramızda yok. Hani biz bunu yapamayız. Ama ne yapabiliriz? Örnek alabiliriz. Benim kendi çıkarımım buradan şu oldu. Hayatımızda birçok olumlu ve olumsuz şeyler olacak. Ve bunların karşısında bizim güzellikler karşısında gereğinden fazla şımarmayarak veya olumsuzluklar karşısında gereğinden fazla hayal kırıklığı yaşamadan kendimizi depresyon haline sokmamamız lazım. Ben bunu yaşadım. Ben boşluğa düştüm. Çünkü benim hayatım basketboldu. Ve ben basketbolun içinde kendimi motive ediyordum. Taraftarın bana bağırması, ki Aslan Burcu'nun böyle övülmeyi sevdiğini söylerler. Ben Aslan Burcu'yum. Ben onlarla enerji buluyordum. Ve o sahadaki adrenalin beni motive ediyordu. Ben bunları artık kaybediyordum. Bu beni boşluğa bırakmıştı. Ama biz burada bir çaba göstermeliydik. Benim düştüğüm yerden kalkmasını bilmem lazımdı. Hayatımızda her seferinde bir şeyleri başkasının yapmasını bekleyemeyiz veya çaba sarf etmeden bir şeylerin güzelleşmesini bekleyemeyiz. Çünkü ne olursa olsun, olumlu veya olumsuz, bir işi bitirdiğinizde hemen diğerine başlamanız lazım. Çünkü başlamazsanız o rehavet hali veya o hayal kırıklığı geçirdiğiniz boş vakitlerin süresini arttırıyor. Ve boş vakitler size tembellik getiriyor. O tembellik sizi daha kötü bir insan haline götürüyor. O yüzden oradan çok hızlı bir şekilde sıyrılmalıyız. O sıyrılmayı da yerimizde bekleyerek değil, gayret ederek yapmalıyız. Çünkü insana çalıştığı kadarı vardır. Peki, male yani ve boş vakit demişken, bunun sebeplerinden bir tanesi de yine kendi çıkarımımdır, erteleme hastalığımız. Bu erteleme hastalığımız neden olur ve bunu nasıl yenebiliriz? Bence, yine benim kendi çıkarımımdır, önce bir farkındalık oluşturmamız lazım. Benim üzerine yoğunlaştığım 3 tane şey var. Birincisi, mükemmeliyetçilik. Ki kimse sizden mükemmel bir iş beklemiyor. İkincisi, bunu daha çok bilinçaltınız yapıyor. İnsanların sizin yapmanız gerektiği şeyleri insanların yapmasını bekliyorsunuz. Onlardan beklediğiniz için kendinizi geri çekiyorsunuz. Üçüncüsü de konfor alanınızdan çıkamamak. Aslında ikincisiyle üçüncüsü birbirleriyle bağdaşıyor. Babam, Allah ondan razı olsun, kariyerim boyunca birçok işimi kendisi gördü.
14 yaşında başlayan basketbol hayatımda antrenmanlarımı kendisi götürdü. Maçlara kendisi götürdü. Benim o yaşta bile üzerime düşen sorumluluklarımı babam gördü. Hatta basketbolla o kadar ilgiliydi ki artık bundan sonraki hayatını basketbolun içine devam ettirecek diye düşünebilirdiniz. Lakin benim basketbolu bırakmamla beraber basketbolu babam da bıraktı. Sanırım onu daha çok böyle mutlu eden ve basketbolu sevdiren benim o sahada olmamış. Şu an kendisi Balıkesir'de çiftlik hayatı yaşıyor. Burada babamı suçlamıyorum. Çünkü babam bunu gayet iyi niyetle yaptı. Sadece evladını korumak, onun konfor alanını geliştirmek istiyordu. Bunu aslında birçok ebeveyn yapıyor. Ama ebeveynler bunu aşırıya kaçırınca bu sefer o çocuklar zarar görmeye başlıyor. Çocukların yaşları büyüyor, sorumluluklar artıyor ve ebeveynlerin o enerjisi kalmıyor. Bu sefer çocuklar alışkanlıklarından geldiği için aynı şekilde kendi üzerine yapması gereken şeyleri başkalarının yapmasını bekliyorlar. Ama bu güzel bir şey değil. Çünkü o sırada erteleme hastalığımız başlıyor ve konfor alanımızdan çıkamıyoruz. Ya biraz adım atayım, bir ileri gideyim, biraz sonra uğraşayım yapmıyoruz da ya hani ben bekleyeyim bir şeyler kendi kendine olsun da veya birisi benim yerime yapsın da hayatımda bir şeyler düzelsin diye bekliyoruz. Ama hayatımızda her şeyi hiçbir uğraş göstermeden veya başkalarının yaparak düzelmesini beklememeliyiz. Düştüğümüz yerden kalkmasını bilmeliyiz ve önemlilerden bir tanesi de yerden kalkarken kimin desteğini, kimin elini uzanabileceğimizi bilmemiz lazım. Bu konuda birazcık arkadaş tarafına gelmek istiyorum. Çünkü arkadaş tabiri çok farklı bir tabir. Bence arkadaş farklıdır, dost farklıdır. Bugün etrafınıza bakın. Bugün aslında bir tabir vardı zamanında biliyorsunuz kötü gün dostu diye. Şu an kötü gün dostu bulmak çok kolay. Kötü gününüzde insanlar genelde sizi ararlar. İşte bir ihtiyacınız var mı diye sorarlar. Herhangi bir şekilde işte size nasıl yardımcı olabiliriz diye sorarlar. Ama iyi gün dostu kaç tane arkadaşınız var? Bundan kastım şu. Gerçekten sizin başarınızla veya mutluluğunuzla sevinen kaç tane arkadaşınız var? Bir tabir var. İnsanlar arkadaşlarının iyi olmasını isterler. Ama kendilerinden iyi değil. Aynı platformu paylaşıyorsanız orada birazcık haset ve kıskançlık girdiği için işte oradan çıkamıyorsunuz ve o arkadaş bir yerden sonra güzel günlerinizde size samimi bir şekilde destek olmuyor. Peki şunu sorabilirsiniz. Ya Furkan sen bize bunları anlatıyorsun da sen 2018'de bir sakatlık geçirmişsin. Hani bundan sonra bu sakatlığı nasıl hayra yoruyorsun? Ben basketbol hayatım boyunca kendi hedeflerim ve kariyer planım 35 yaşına kadar basketbolumu oynar. 35 yaşında basketbol bırakır, bir kafe açar, kahvemi içer, keyfime bakarım dedim. Bu çok bencilce bir hayaldi ve ben bunun farkına sakatlığımdan sonra vardım. Çünkü sakatlığımdan sonra yaşadıklarım, benim geçirdiğim bu kariyerimin benim için bir nimet olduğunu gördüm ve bunu kullanmam gerektiğini gördüm. Yeni hayaller kurdum. Ben etrafımda elhamdülillah eşimin, ailemin, arkadaşlarımın, dostlarımın hepsinin desteğini samimi bir şekilde hissediyorum. Onların desteğini nimet biliyorum ve artması için şükrediyorum. Şimdi kendime yeni hayaller kurdum. Ama hayallerim olmazsa olmazlarım değil bu sefer. Kalbimi o hayallerime endekslemiyorum çünkü yine başarısız olabilirim. Bu çıktığım yolda yine istediğim gibi gitmeyebilir, yine planlarıma uymayabilir. Ama ben kalbimi buna hazırlıklı tutmaya çalışıyorum. Basketbolun içinde bildiğim yerde kendime yeni bir yol haritası çizdim. Bu yol haritasında kendime, dostlarımı, arkadaşlarımı, yanıma alacağım insanları dikkatli seçtim ve onların desteğiyle beraber yoluma bakmaya çalışıyorum. Hasılı kelam, zahiren bizim şer olarak gördüklerimiz hayır olabilir. Ama bunun için gayret etmeliyiz, bunun için çaba sarf etmeliyiz. Düştüğümüz yerden kalkmalıyız. Ben böyle yapmaya çalışıyorum ve gayret ediyorum. Unutmayın, kader gayrete aşık. Sabrınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.